Şimdi bunlar 30 TL'ye aldığımız beyaz ve siyah kahve makineleri. Siyahın alt kısmındaki hortumları çıkmıştı. Bir tanesinin kelepçesi yoktu. Yaptım. Henüz denemedim. Çalışıyor mu? Beyazı da sadece temizledim. İkisinde filtreleri var. İkisi de çalışmaya hazır gibi görünüyor. Birazdan sularını koyup deneyeceğim. İkisinin de hiç olmazsa ikişer fincan olacak şekilde sularını dolduralım. Bakalım. Çalışacak mı? Kahvelerini koyalım. Kapaklarını kapatalım. Ve final anı. Düğmeye basıyoruz. Henüz ses yok. İkisini de koyduk. Sesler gelmeye başladı. Evet. Kahveyi demliyor. Simbo tamam gibi. ₺20 aldığımız kivi de kahveyi yapmaya başladı. İkisinde de problem yok. Kivi su kaçırıyor mu? Yok, kaçırmıyor. İkisi de kullanıma hazır. Fiyatlarını, gerçek fiyatlarını birazdan resimlerle de göstereceğim. Sadece kivinin kapağı yok. Kapağı olmadığı için bu emniyet tuşunu çıkardık. Şu an öyle çalışıyor. Kapatmıyorsak onu tekrar geriye takacağız. Kahve makineleri çalışıyor. Hemen bir tane deneyelim. Bakalım Simbo emniyeti de çalışıyor mu? Demliği çekince akıtıyor mu? O da akıtmıyor. Kahve de tamam. Burada ₺20 aldık ama sadece filtresi bile ₺20 eder. İkisi de çalışıyor. İsterseniz satabilir, isterseniz evinizde kullanabilir, isterseniz hediye edebilirsiniz. Biz de bunları abonelerimize çekilişle hediye etmeyi düşünüyoruz. Bunlar da işte ₺15 aldığımız pervane ve powerbank. Powerbank gördüğünüz gibi şarj alıyor. ₺5 aldık powerbank'i. 2600'lük bir kez telefonu şarj eder. Bu
Vantilatörün de arkasında iki tane kablonun birisi çıkmıştı. Lehimini yaptık. Çalıştı. Önce bir fişe takıp deneyelim. Vantilatörün fişi. Gördüğünüz gibi yaz bitti ama çok da güzel serinletiyor. Şimdi bir de powerbank'imizi deneyelim. Şarj ettik. Taktık. Şu an gördüğünüz gibi powerbank ile çalışıyor. $5 powerbank, $10 da vantilatörü almıştık. USB ile çalışabildiği için arabada, bilgisayarla, ne bileyim, başucumuzda çok da küçük değil. Ortalama 20 santim. Belki biraz daha fazla. Powerbank'imiz de çalışıyor. Vantilatörümüzde. Bu da Philips marka. CD, kaset, radyo çalarımız. Galiba bunu da 20 liraya aldık. Fişini taktım. İçine bir kaset, bir de CD koydum. Sadece anteni değişecek. Birazdan göstereceğim. Elimde çok anten var. Onlardan birini takacağım. Önce CD'sini deniyoruz. Evet, okudu. Şarkı sayısını göstermesi gerekiyor. İki şarkı varmış içinde. Birinciden başladık. CD çalıştı. Sadece bu düğmesini sanırım yapacağız. Bu da kreatif marka 4+1 her şeyi tamam. Ses sistemi, cep telefonuna, tablete, televizyona, direkt out çıkışıyla. Bu da kablosu. Herhangi bir AUX kablosu da olur. Direkt bağlayabildiğiniz 4+1 home theater sistemi. Bu da çalışıyor. Denedim. Birazdan tekrar kablolarını takıp deneyeceğim. Bu da gayet iyi çalışıyor.